Hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Gaziantep selam ediyoruz. Hayırlı cumalar Gaziantep. Hayırlı cumalar. Buyurun. Ben bir soru soracaktım. Buyurun not alayım ben de. İki soru. Ben bir ev almıştım. Evet. Ben eğer paramı atarsa dedim. Bir kan akıdırım dedim. 2-3 kapıya da dağıtırım dedim. Gerisini eve korum demiştim. Evet. Ona da paramı atmadı. Hı hı. Atmadı. O şeyde kanı akıtmadım. Tamam. Evi aldınız. Durum. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Evet. Güle güle oturun inşallah. Sağlıklı oturun. Hayırlı. Mutlulukla oturun. Şimdi ben doğru mu anladım? Dediniz ki ev almak istiyorum. Ev alırsam ve aldım. Para da artarsa kan akıtacağım dediniz. Kurban keseceğim evet. dediniz ama evet. ev aldınız para da artmadı. Evet. Ama bu evet. durumda zaten sözünüzü yerine getirmek zorunda değilsiniz diye tahmin ediyorum. Hocamıza soralım bakalım öyle mi değil mi? Teşekkür ediyoruz. Bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Ben 7 aydan beri eşimden ayrıyım. Evet. O ayrı, kendisi ayrı el tutuyor. Ben kendi ayrı el tutuyorum işte. Acaba dini yönden düşmüş mü düşmemiş mi? Ha, dini nikah. Anlaması, evet. Dini nikahımız düştü mü acaba diyorsunuz. 7 aydır ayrı evlerdesiniz. Evet. Böyle evet. devam mı edecek? Yani bir araya gelmeyecek misiniz? Hayır. Boşanmak mı istiyorsunuz? Hayır. Evet, ne kendisi açıyor ne ben açıyorum. Benim maddi durumum olmadığı için açamıyorum. Allah Allah. Kaç yıldır evlisiniz? 12'ye girdi. 12 senelik. 12 yıldır evlisiniz. Peki evet. düzelme ihtimali yok mu? Sorun ne? Sorun şimdi bir yayda da sürenmek istemiyorum dedi. Ağzı küfür bazı. Uyun, öyle söyleyeyim. Ağzı da şey etmedi. Aileme ya anneme, ölmüş anneme küfür yapınca kitleme enişteni şikayet etti. O da nasıl olsa bilmiyorum dedi. Şimdi, ben de boğazıma oturup anneme küfür edip ben de sopayla kapının önüne koyunca ailemi aramak zorunda kaldım. Kızlarım, kardeşim bana yardımcı oluyor. Maddi durumum da iyi değil. Evet. Eşiniz kötü sözler söylüyor bu konuda. Evet. Evet, küfrediyor. Dolayısıyla bu sebep oldu diyorsunuz. Evet. Evet. Peki. Hocamıza sözü bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Televizyondan takip edin lütfen. Gaziantep'e selamlar. Hocam buyurun. Yani birinci soruyu anladım da ikinci soruyu biraz anlayamadım. Hocam 7 aydır, 7 aydır ayrı evlerde yaşıyorlar. Hanımefendi eşiyle ayrı 7 aydır. Boşanmak da istiyorlar. Acaba bizim evet. dini nikahımız düşmüş müdür diye soruyor. 7 aydır bir araya gelmedikleri için, görüşmedikleri için dini nikah düşer mi diye soruyor. Dini nikah düşmemiştir. Ama yani iki kırgın kişiden önce hangisi selam verirse Allah'ın lütfuna o erer. Yani bu kırgınlığı, bu dargınlığı bıraksalar, Rabbimiz bak güzel de bir ev vermiş. Bu evde saygı, sevgi ne kadar işe yarayacak? Yani bir araya gelsinler, dünyada mutlu olsunlar ki sonsuz hayatı, sonsuz cennetleri kazanmayı hedef edinsinler. Evet. Birinci sorusu hanımefendinin tabii şartlı. Yani ev alırsa kendisine vacip olmuyor. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.